Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yerli ve milli hamlesiyle yoluna tam gaz devam eden Baykar Savunma tarafından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre geçtiğimiz gün itibarıyla Baykar Savunma'nın en gelişmiş ve en güçlü teknolojisi olan Bayraktar Muse ya da yeni adıyla Bayraktar Kızıl Elma'nın motoru belli oldu ve resmi olarak sözleşmeleri imzalandı. Bugün de sizlere bu müthiş gelişme üzerine bir video hazırlamak istedim. Biliyorum ki hepiniz bu gelişme karşısında derin bir nefes çekip rahatlayacaksınız. Çünkü Baykar savunma projelerinin en kritik unsurlarından biri olan motoru tedarik ettikten sonra sistemi en hızlı bir şekilde ortaya koymaya bayılan bir firma. Baykar'ın bizleri bir kez daha şaşırtmayacağını ve hepimizin, hatta tüm dünyanın merakla beklediği muharip insansız uçak sistemi Kızıl Elma'nın en yakın zamanda hizmete sunacağını biliyoruz. Yapılan anlaşmaya göre Baykar Savunma, muharip insansız uçak sisteminde Ukrayna kökenli bir şirket olan Ivchenko Progress ve Motorsich firmalarının işbirliğiyle ürettiği AL-322F motorunu kullanacak. Daha öncesinde de Akıncı için Ivchenko Progress'te masaya oturulmuştu. Bilinenler kadarıyla bahsi geçen Ukraynalı şirket hem oldukça başarılı motorlar üretiyor hem de oldukça güvenilir bir firma. Ayrıca Ukrayna ile olan ikili ilişkilerimizin iyi yönde olması da bu tercihte etkili olmuştur diye düşünüyoruz. Böylelikle Baykar ve Ivchenko Progress sayesinde Ukrayna ile olan ikili ilişkilerimizi de bir adım daha ileri taşımış olduk. İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük sanayi etkinliklerinden biri olan Saha Expo, Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda bir araya gelen yetkililer, yaptıkları konuşmaların ardından muharip insansız uçak sisteminin geleceğine ilişkin en kritik anlaşmayı imzaladı. Ayrıca yine aynı firmalar arasında imzalanan bir diğer anlaşma ise AL-25 TLT Turbofan Motor Entegrasyon Sözleşmesi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı konuşmada tarihi bir tören gerçekleştirildiğini vurguladıktan sonra, stratejik akıncı insansız hava aracımıza Ivchenko Progress'in AI-450 motoru güç veriyordu. Akıncıyı seri olarak üretiyoruz. Sırada insansız savaş uçağı var. Sözleşme ile insansız savaş uçağımıza da Ivchenko Progress ve Motors için birlikte ürettiği AI-322F motorunu takacağız. Bu imzanın iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha da ileri götürmesini, iki ülkeye daha da güç kazandırmasını temenni ediyorum şeklinde konuştu. Ivchenko Progress Genel Müdürü Igor Karevchenko ise iki taraf ülkenin de cumhurbaşkanlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasına, "Türkiye şu anda dünyadaki en güçlü insansız hava aracı üreticilerinden biridir. Ukrayna motor üretimini baştan sona yapabilen 6 ülkeden bir tanesi. Ortak çalışmamızın iki ülkenin güvenliği ve bağımsızlığına katkının yanında dünyaya yeni ve daha güçlü bir ürün sunacağımıza eminim. Bu ortak çalışmanın sadece savunma değil, iki ülkenin ekonomilerine çok büyük katkıda bulunacağına inanıyorum. Karşılıklı güvenle oluşan bu işbirliğimizin sonuçlarını bugün görüyoruz. Bazı zamanlar sadece telefonla çözdüğümüz sorunlar olmuştur. Bu hızlı çalışmamızın sonuçlarını bugün alıyoruz. Bu insansız silahlı aracın en iyi şekilde, en kuvvetli şekilde çalışacağının garantisini veriyorum. Eminim ki bu son projemiz olmayacak ve daha yeni projelere hep beraber adım atacağız şeklinde devam etti. Ivchenko Progress ZMKB, eski adıyla OKB-478 ve Ivchenko Lotarev, Ukrobronprom çatısı altında havacılık motorları tasarım ve prototip geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Tasarladığı motorlar, askeri ve sivil havacılık alanında birçok uçan platformlarda kullanılmaktadır. Özellikle Antonov, Beriyev, Ilyushin, Tupolev, Mil ve Yakovlev marka birçok hava aracına motor tasarım ve prototip geliştirmiştir.
Zaporijya'da aynı kampüs alanı içerisinde yer alan Motorsiç firması ile yakın bir çalışma ortamı içindedir. Şirket, 60 yıldır çeşitli tiplerde uçak ve helikopterlere güç sağlayan motorların tasarımında yer almakta ve ayrıca endüstriyel uygulamalar için sürücüler ve özel ekipmanlar tasarlamaktadır. Başlangıçta General Oleksandr Ivchenko pistonlu motorlar tasarladı. Bu motorlar AI olarak adlandırıldı. İlk türbin motorları TS-12 üzerinde çalışmalar 1953'te başladı. 1960'ların başından beri şirket bypass gaz türbini motorları geliştirmektedir. Volodymyr Lotaryev yönetimindeki kuruluş, 1971'de ilk operasyonel Sovyet yüksek bypasslı turbofan Lotaryev D-36'yı geliştirdi. Bu organizasyon şimdi Ivchenko Progress ZMKB olarak biliniyor ve Ukrayna'da bulunuyor. Motorları Volga Dnepr, Antonov Airlines, Enimex ve Polet dahil olmak üzere dünya çapında çok sayıda havayolu tarafından başarıyla işletilmektedir. Bayraktar Muse ya da Bayraktar Kızıl Elma, Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden turbofan motorlu bir insansız savaş uçağıdır. Firma tarafından paylaşılan verilere göre muharip insansız uçak sistemi Muse, 40 bin feet operasyonel irtifaya, 5,5 ton kalkış ağırlığına, 1,5 ton faydalı yük kapasitesine, 1 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip olacak. İlk prototipler ses altı subsonik hızda gidecekken, sonraki prototiplerin ses hızının üstüne yani süpersonik hızlara çıkması bekleniyor. Muse'un farklı turbofan motorlar kullanan A ve B olmak üzere iki farklı varyantı geliştirilecektir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.